Sivrice Belediye Başkanım, yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım, değerli delegeler, değerli misafirler, sözlerime başlamadan önce hepinize hoş geldin diyorum. En içten, en derin, sevgi ve saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sevgili kardeşlerim, demokratik bir yerel yönetim, hiçbir ayrım yapmadan ilçesinde yaşayan insanların tamamına eşit hizmet vermek ve halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. AK Parti iktidarda bulunduğu yerel yönetimlerde gerçek belediyecinin ne olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş ve öğretmiştir. Bildiğiniz gibi bu ilçede doğduk. Bu ilçenin sokaklarında koşuşturduk, büyüdük ve bu ilçede yaşıyoruz. Cenab-ı Allah'ın bizlere yüklediği vazife sorumluluktan hareketle insanın annesine, babasına, aile efradına, çocuklarına belirli vazifeler olduğu gibi yaşadığı ilçeye, yaşadığı ülkeye sorumlulukları vardır. İşte bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için bu vazifeye talip olduk. Bizler bu zamana kadar yaşadığımız ilçemizde yapılan hizmetleri tatbik etmekle birlikte yapılan yanlışları da yüksek sesle her platformda ama küfretmeden, hakaret etmeden eleştirdik. Fakat eleştirmekle yanlışların düzelmesi mümkün olmuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bir kötülük, zulüm gördüğünüzde elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle düzeltemiyorsanız kalbinizle buğz ediniz buyurmaktadır. Bu hadis-i şerif mucibinde elinizle düzeltmek için sizlerden yetki isteyeceğiz. Allah nasip eder de başkan olursam halka hizmet, hatta hizmet usulüyle hareket edeceğim. Bilgi ve tecrübeleri hizmet aşkı ve çalışma ahlakımla başaracağım. İlçemizi ekip ruhu, halk meclisleri ve hep birlikte ortak akıl ile yöneteceğiz. Yetkin ve donanımlı ekiplerimizle kurşumuza yakışan en doğru ve en iyi hizmetleri üreterek hayatın önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Birlikte yaşadığımız ilçemiz tüm güzelliklere layıktır. Aldığımız aile ve teşkilat terbiyesiyle hiçbir şair ve kirliliğe bulaşmadan alnımızın akıyla bu işin üstesinden geleceğinize inancım tamdır. Bugüne kadar talip olduğum her işi başardım. Başaramayacağım işe talip olmadım. Birçok projem var. Kurşunlu'yu sokak sokak, hane hane bir kardeşiniz olarak özellikle içme suyu, yapılaşma, gençlik ve kültür merkezi, çocuk parkları, sosyal tesisler, yayla ve arazi yolları, mesire yerleri, mezbaha, ilçemizin giriş ve çıkış problemlerinin üstesinden gelmek için var gücümüzle çalışacağız. Hesap soran değil, hesap veren, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışımız olacak. İlçemizin problemlerini kısa sürede çözüme kavuşturmuş olduğunu göstermek için örnek alan değil, örnek alınan bir kurşun için adayım. Kimsesizlerin kimi olmak için adayım. Halkımızın her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, işte bu düşünce ve hayallerimizi birlikte gerçekleştirmeyi sizleri davet ediyorum. Sizlerin sevgisini, hoşnutluğunu, duasını kazanmak ve gurur kaynağı olmak için AK Parti Kurşunlu Belediye Başkanlığı için huzurunuzdayım. Kurşunlu AK Parti teşkilatı olarak bu seçimle zaferle çıkabilecek inanca, cesarete, azme ve çalışkanlığa sahibiz. Çalmadığımız kapı, elini sıkmadığımız, halin hatırını sormadığımız, derdini dinlemediğimiz insan bırakmayacağız. İnşallah birlik ve beraberlik içinde inançla, azim ve kararlılıkla çalışarak %100 zafer ulaşacağız. Teşkilatın içinden teşkilat terbiyesiyle büyüyerek bugünlere gelen içinizden biriyim. Ben sizin, siz bensiniz. Hepimiz biriz, biz birbirimizin kıymetini biliriz. Allah bilgimiz ve dilimizi daim etsin. İçiniz rahat olsun. Değişen, gelişen ve umudun temsilcisi olarak birlikte başaracağız ve %100 kazanacağız. Kurşunlu'da işimizin çok olduğunu biliyoruz. Gelin hep beraber Kurşunlu'yu kalkındıralım. Olması gereken ve hak ettiği bir yere birlikte taşıyalım. Anadolu'nun şirin bir ilçesi,
Çankırı'nın birincisi koşulmuyor, Çankırı'nın bir incisi yapalım. Koşunun tüm güzelliklerini ve özelliklerini tam anlamıyla ortaya çıkaralım. Hep birlikte koşulmuyu örnek bir ilçe yapalım. Çünkü biz koşulmuyuz, koşulmuyu seviyoruz ve koşulmuyu hak ettiği yere getirmeye mecburuz. Sevgili kardeşlerim, siyaset başlı başına bir sorumluluk ve fedakarlıktır. Koşunlu belediye başkanı ve meclis üyeleri aday adaylarının fazlalığı büyük bir zenginliktir. Birlikten kuvvet doğar. Hepinize Türkiye ve koşunlu sevdanızdan, koşunluya hizmet sorumluluğundan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Allah hiçbirinizin eksikliğini göstermesin. Sözlerimi bitirirken hepinizi saygı ve muhabbetlerimle ayrı ayrı selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gelecek günleriniz ak ve aydınlık olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve şunu asla aklımızdan çıkarmayın. Birlikte başaracağız ve %100 kazanacağız. Sayınlarımla. Çok değerli abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim. Bana destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi aday adaylığı dilekçemizi ilçe başkanımıza vermek üzere buraya geldik. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Kurulu üyeleri, partili arkadaşlarımız ve kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2014 Mart ayı içerisinde yerel yönetimler seçimi yapılacaktır. Burada belediye başkanlığı seçimi, il genel meclisi seçimi ve belediye meclis üyesi seçimi olacaktır. Ama bunun için yönetim kurulu olarak bizler birlik ve beraberlik içerisindeyiz. 20 yıldır kurşunda aynı iktidar devam ediyor. İnşallah biz hükümetin de desteğiyle AK Parti hükümetinin icraatlarını yapmak üzere belediye başkanlığını kazanmak istiyoruz. Bunun için siz değerli halkımızın, kardeşlerimizden desteğini istiyoruz. İnşallah bu süre zarfında aday adaylığı belki 3 olur, 4 olur ama kim adayımız olursa biz yönetim olarak birlik ve beraber içinde arkasındayız. Onu destekleyeceğiz. Sizler de bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Bugün Ruhi Şeker kardeşim adaylığını açıklıyor ve kendisine başarılar diliyorum. Ben dosyasını da kabul ediyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, çekiyorum.